Manşete hoş geldiniz. Erdoğan normal yollarla gider mi gitmez mi bu konuşuluyor. Bir çıkış stratejisi var mı? Muhalefet stratejisi nedir? Bir erken seçim söz konusu olur mu olmaz mı? Seçimle Erdoğan gider mi gitmez mi bu konuşuluyor. Bununla ilgili analizimi yapacağım. Fakat gündemden bazı başlıkları vermeden çok kısaca bu gündeme geçmek olmaz. İngiliz gazetelerinde de yayımlandı ki ben Guardian'dan getirdim bu kepsi size. Birleşik Krallık yani İngiltere bir mülteci stratejisi geliştirdi ve bunu Türkiye ile paylaştı. Türkiye ile birlikte daha doğrusu Türkiye ile birlikte Pakistan'ın bir mülteci merkezi olarak düşünüldüğü, planlandığı, açıklandı. Bu muhakkak taraflarla görüşülmeden olabilecek bir şey değil. Pakistan, İngiltere, Pakistan ve Türkiye İngiltere'ye uzak ülkeler değiller. Ancak Dışişleri Bakanlığı bunu yalanladı. Böyle bir şey yok, ileride de olamaz dedi. Ve işte böyle bir resmi talep gelmedi dedi. Şimdi tabii tamamen bir top çevirme. Bir resmi talepten kimse bahsetmiyor. Sadece böyle bir şeyin planlandığı, belki müzakere edildiği üzerinde duruluyor. Bir bu. İkincisi yalanlayacak elbette ve ileride de böyle bir şey yapamayız falan diyecek. Neden? Bunu kabul etmesi halinde Türkiye kamuoyu ayağa kalkar. Çünkü Türkiye kamuoyu şu anda iktidarıyla, muhalefetiyle, sivil toplumuyla mülteci karşıtı. Ya bu mülteciler insandır, bak onlar ne koşullarda çıktılar, geldiler... Hangi insan kendi ülkesini terk eder? Ve şimdi onları geri itemezsiniz, bir şekilde hayata entegre etmelisiniz falan gibi analizler duymaya asla müsait değil Türkiye toplumu. Dolayısıyla iktidar da nabza göre şerbet veriyor, muhalefet de nabza göre şerbet veriyor ve tüm basın yayın organları ve Twitter paylaşımları da bu yönde. Aksi yönde bir şey söylediğinizde linç yiyorsunuz. Haliyle böyle bir durumda Türkiye çıkıp kabul mü edecek? Evet biz İngiltere ile anlaştık, bunu konuşuyoruz. Bizim ülkemiz yani Türkiye ve Pakistan bir mülteci merkezi olacak falan. Dolayısıyla böyle bir şey kabul etmesi mümkün değil ama kapalı kapılar ardında tıpkı Erdoğan'ın Brüksel'de Joe Biden'la Amerikan Başkanı'yla yaptığı görüşme gibi kapalı kapılar ardında bir takım sözler verilebilir. Uygulamada bir takım vaatlerde bulunabilir ve bu bunu uygulamada görürsünüz. Yani önümüzdeki 6 ay, 1 sene, 1,5-2 sene içerisinde... Türkiye'ye bakın, Pakistan'a bakın. Gerçekten bu planda olduğu gibi birer mülteci merkezi mi olmuşlar, olmamışlar mı? Görürsünüz. İngiltere'nin bu konudaki durumu şudur ki bu Trump'ın başkanlığı döneminde bir uluslararası zirvede çekilen kare. İşte Tayyip Erdoğan, Mevlüt Çavuşoğlu, tercüman ve Trump var. Ortadaki koltuk İngiltere. İngiltere koltuğu boş ama herkes yani daha doğrusu Trump ve Erdoğan birlikte kulis yaparlarken Herkesin yönü o boş koltuğa dönmüş durumda. Sanki orada görünmeyen biri oturuyor ve ona bir şeyler anlatıyorlarmış veya onunla bir şeyi pazarlık yapıyorlarmış gibi bir enstantine çıkmış. Fotomontaj değil, gerçek bir fotoğraf bu ama durumu resmetmesi, göstermesi açısından da önemli. Bir başka gerçeklik de şu, Türkiye İran sınırına duvar örüyor ve bu duvar hızla yürüyor. Belki birkaç yüz kilometre olacak ve görüyorsunuz iş makinaları çalışıyorlar. Duvar, duvarın üzerine de dikenli tel örülecek ve böylelikle mülteci göçünü durdurmayı planlıyorlar. Amerika'da Meksika sınırına duvar örüyor, başka yerlerde de var. Bu duvar bir çözüm oluyor mu, olmuyor mu? Mülteciler bir şekilde duvarın üstünden altından geçerek amaçlarına ulaşabiliyorlar mı? Elbette duvarın engelleyeceği, fiziki bariyerin engelleyeceği muhakkak ama gözünü karartmış bir başka ülkeye geçmek insan için yapamayacağı şey yok. Bugün iltica sadece karadan da yapılmıyor, denizden de yapılıyor, havadan da yapılıyor. Türlü yollarla ve elbette rüşvet verilerek gümrük kapılarında da yapılıyor. Ve Türkiye'ye döne kadar Suriye, Irak, İran işte gümrük kapılarında paralar, para ödeyerek veya gümrük kapılarındaki insanlar satın alınarak yığınla mülteci göçüne tanık olmuş bir ülke. Fakat bu önemli. Yani Türkiye bir anlamda kendi doğusuyla araya arasına duvar örerken bu başka bu duvarda Yunanistan sınırı çelik duvar ördü Yunanistan aşağı yukarı tamamladı bunu önce Edirne tarafına yani sınırın Edirne tarafına bir 30 kilometrede kendi tel çekmişti şimdi Meriç boyunca da bir çelik duvar ördü Yunanistan Yunanistan sadece bununla yetinmeyecek Yunanistan Aynı zamanda elektronik yani diyelim ki e, oradan geçmeye çalışan insanı e, kulaklarını sağır edecek veya rahatsız edecek e, ses sinyalleri vesaire gibi böyle manyetik bir takım çözümler de e, düşünüyor. Aynı şekilde Ege'de de e, olabilecek geçişlere karşı sahil güvenliği falan alarma edilmiş durumda. Yani Yunanistan'da kesinlikle biz bundan sonra göçe e, ne deniz yoluyla ne kara yoluyla müsaade etmeyeceğiz modunda. Bir yönüyle de şu Avrupa Birliği ile doğu arasına ve özellikle Türkiye arasına çekilmiş bir duvardır bu. Türkiye de kendi doğusuyla arasına duvar çekiyor. İki duvar arasında sıkışmış bir Türkiye'den bahsediyoruz. İşte o baştaki İngiltere'nin planlamasına getiriyor sözü. Acaba Türkiye'de bir mülteci bariyeri mi, bir barajı mı oluşturulacak tıpkı Pakistan'da olduğu gibi? Evet. Bütün bunları akıldan uzak tutmayın. O arada ilahiyatçı Faruk Beşer Taliban'ı heyecanla takip ettiği yönünde bir tweet attı. Bundan 3-4 gün önce zaferlerine seviniyoruz. Umarım hata yapmazlar, yanlış yapmazlar falan dedi. E ilahiyatçısı veya siyasal İslamcısı ne diyorsanız böyle de. E, şeysi farklı mı? Ulusalcısı farklı mı? Cumhuriyet Kadınları Derneği, e, Cumhuriyet Kadınları Derneği yani evet. Yönetim Kurulu adına Başkan Profesör Doktor Tülin Öygür de bir kocaman açıklama yayınlamış ve başlığa bakın yeterli sadece detayını okursunuz. Bağımsız Afganistan'ı tanıyor ve selamlıyoruz. Evet yani ulusalcısıyla, dincisiyle, neyse siyasal İslamcısıyla herkes Taliban'ın yanında, sağında, solunda e, hizalanmış durumda. İstifalar olmuş Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden. Herkesin e, tanıdığı, bildiği uzun yıllardır e, haber spikerliği, sunuculuğu yapan Gülgün Feyman Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden istifa etmiş. Başka istifaların da olduğu söyleniyor. Evet. Göç demişken Önder Abay paylaşmış. Bugün bir devlet hastanesine gittim. Muhatap olduğum doktorların çoğu Orta Doğu ülkelerinden gelmiş. Çünkü bizim yeni doktorların çoğu Avrupa ülkelerine kaçtı. O arada şunu da söyleyeyim. Avrupa ülkelerine, Batı'ya vesaire gittiğinizde doktor veya mühendis olarak veya işte diplomanızla falan veya öğretmen olarak hangi meslekten olursa olsun sizin diplomanızın bir denkliği, bir karşılığı yok. Yani İngiltere örneğini vereyim. Buraya ben doktorum, profesörüm işte filan ana, ana bilim dalı uzmanıyım fa, filan konuda uzmanlığım var falan diye geldiğinizde bir dakika diyorlar ve sizi bir takım denklik sınavlarına e, tabi tutuyorlar. Çok iyi derecede İngilizce konuşmanız ve o denklik sınavlarını vermeniz gerekiyor. Bunun için de tıp fakültesini, İngiltere tıp fakültesini adeta dışarıdan tekrar bitirmek durumunda kalıyorsunuz. Aynı şey avukatlık için de geçerli. Aynı şey diğer pek çok meslek için de öğretmenlik için falan da geçerli. Haliyle bir 3-4 sene en az dirsek çürütmeniz gerekiyor. Yani fakülteyi Eğitimine denk bir e, eğitim almanız gerekiyor. Hariçten, dışarıdan veya da kendi kendinize neyse. Ve ondan sonra e, başlangıç e, seviyesinde başlıyorsunuz. Yani ne kadar profesör, doktor veya ana bilim dalı uzman olursanız olun sizi e, tabir yerindeyse avukatsanız veya hukukçuysanız kasaba avukatlığından işte doktorsanız da e, pratisyen hekimlikten filan başlatıyorlar ki bir süre bir uzman hekimin yanında çalışmanız, staj görmeniz filan gerekiyor. Böyle bir durum var. O arada ülke gündemi Fox Haber'den getiriyorum. 7 ayda elektriğe %33 zam gelmiş. Elektriğe zam gelmesi pek çok şeye zam gelmesi demektir ama altındaki başlığa dikkat. 3.7 milyon hanenin elektriği kesildi. Ödeyemediği için. Bu da başka bir Dert, başka bir sıkıntı. Peki hükümet ne yapmaya çalışıyor? Sosyal medyada bu gerçekler öğrenilmesin, bu gerçekler dönmesin diye bir sosyal medya başkanlığı kurmaya çalışıyor. BBC Türkçe'den getirdim bu haberi. E, haberin detayını okumanıza gerek yok ama şu e, görsele bakmanız yeterli. İşte YouTube, Twitter, Instagram şu bu falan gidecek. Yerli ve milli işte <laughs> ekranına bayrak yerleştirilmiş bir e, sosyal medya. Evet. Amaç bu. Amaç e, ne bileyim terörle, amaç yalan bilgiyle, amaç e, spekülasyonla, manipülasyonla uğraşmak değil. Amaç doğru bilginin dolaşımını engellemek. Amaç kendi manipül manipülatif, spekülatif veya yalan haberleriyle kamuoyunu veya kamuoyu algısını felç etmek. Değinmeden geçmek olmaz AKP'li bir milletvekili. Sen benim kimi olduğumu biliyor musun tadında polise çenkirmiş işte efendim polise hakaret etmiş polis kendisini durdurunca ben milletvekiliyim İ imtiyazım var falan bakın listenizi aracıma bakın falan demiş polis de bakmış listeye listede o Banda bindiği araç yok. Buradan bir iki şey ortaya çıkıyor. Sonra da özür dilemiş. Milletimizden özür diliyorum diyor. Bir polisten özür dilememiş. İki yani bu özürün bir kıymeti yok. Tıpkı Taliban'ın değiştiğine inanmak gibi bir şey. İkincisi ee, bunların yani özrünün bir kıymeti yok. Zaten tinetini gösteriyor videoyu seyrettiğinizde ee, görüyorsunuz. E, bir diğer ee, konu da şu e, işte bu tür haberlerin ee, dolaşıma girmesini ee, engellemek istiyorlar bu böyle şeyler bilinsin istemiyorlar Mesela bu milletvekili kesinlikle bu görüntüyü kimin çektiğini ve onun kimin dolaşıma soktuğunun peşine düşmüştür nasıl beni rezil edersin diye bir diğer konuda polis hakkında soruşturma başlatmış filan falan bu milletvekilini durduran Neyse Halbuki milletvekili hakkında bir inceleme olması gerekiyor polis hakaretten falan fakat burada şu ortaya çıkıyor yani iktidar kendi söz konusu olduğunda polisi harcıyor. Ama mesela bu milletvekilinin oturduğu yerde bir CHP'li milletvekili oturuyor olsaydı aman aman trollere falan filan gün doğmuştu. Bir de işin böyle bir e, tarafı var. Son gündemdeki e, değineceğim konu e, aşı tartışmaları. E, sözcü böyle bir başlık atmış. Ünlü oyuncu bilmem kim e, aşı olduğu halde koronavirüse yakalandı. Ne yani aşı olduğu halde koronavirüse yakın, yakalanılmıyor mu? Aşı olduğu halde koronavirüse yakalanan tanıdıklarım, arkadaşlarım, pek çok insan var. Bu burada da tartışılıyor. Aşı koronavirüs virüsü kapmaya engel değil. Sadece hastalığı daha hafif atlatmanızı sağlıyor veya yoğun bakımlık olmamanızı sağlıyor veya sizi ölümden koruyor. Bir anlamda tıbbi amaçla. Ve baktığınızda da ben aşı karşıtı veya aşı savunucusu değilim. Bir gazeteci olarak gelişmelere bakıyorum. İngiltere'de günlük ölüm oranları Ocak ayında 1500'lere 1600'lere çıkmıştı. Şimdi 50 ile 100 arasında değişiyor. Ve ölenlerin büyük bir bölümünün aşı olmadığı gözleniyor. Şimdi bütün bu oranlara, duruma baktığında yoğun bakımdaki hasta sayısı düşüyor, ölümler düşüyor. E haliyle e, bunun aşılamayla çok paralel bir ilişkisi var. Bir diğer konuda İngiltere'de ne zamandır, ben bakıyorum yetişkinlerin aşı olma oranlarına, iki doz aşısını olan insanların oranı 75-76'da takıldı kaldı. Bu iki aydır, üç aydır böyle. Halbuki aşı var, serbestçe uygulanıyor ve isteyen e, kendi ayaklarıyla gidiyor, randevusuz vesaire aşısını olabiliyor. Buna rağmen %75-76'da kaldıysa yetişkinlerin iki doz aşı olma oranı İngiltere'de demek ki kalan %25'i aşı olmak istemedi. Ya da aşıya karşı. Onu bilemezsin yani. Hükümet böyle bir düzenleme yapmış. Gel aşın ol, korumaya geç diyor. Öbür tarafta direniyor veya ihmal ediyor. Ya ya da bana bir şey olmaz diyor. Özellikle belki de bu her yet dört yetişkinden üç aşı olmuş, biri aşı olmamışsa bunlar belki 20-25-30 yaş civarındaki gençler ya da kendine güvenen insanlar olabilir. Bilemiyoruz. Bizi ilgilendirmiyor. Ama böyle bakış açısı yani Türkiye'de tıpkı biraz evvel mülteci meselesinde söylediğim gibi Türkiye'de aşı karşıtlığı konusunda da bir lobi var ve ya aşınızı olun aşı olmalısınız falan dediğinizde de linç yiyorsunuz. Tuhaf bir şey var. Yani geçen gün işte aşı karşıtı şarkıcılardan Yeşim Salgın Yeşim Salgın Instagram'da bir yayın yapmış. Seyretmedim. Sadece ikinci hazdan aldığım bilgi veya sosyal ağlarda gördüm galiba. 600-700 bin anlık izleyicisi var. Yani bunun, bunun da bir alıcısı var. Doğrusu bu esasen. Gene Türkiye'de bir uzman e, söylemiş. Yoğun bakımda yatanların çoğu aşısız. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Ben sadece bir gazeteci olarak fotoğraf çekiyorum. Bu aşı koronavirüse etkilidir değildir. Koronavirüs üretilmiş midir? Koronavirüs üzerinden devletler işte bir takım önlem alıyorlar. Aşı lobisi var. İşte firmalar para kazanıyor. Milyarları kırıyorlar. Biontech şöyle öbürü be. Orada burada değilim. Sadece tabloya bakarak söylüyorum. Burada gerçek tablolar açıklanıyor. Ölüm oranları 1500-1600'lerdeyken şu anda 100'ün altına düşmüş durumda günlük. Yoğun bakım, bakımdaki hasta sayısı da öyle. Bunun tek nedeni de özellikle Şubat-Mart'tan itibaren büyük ivme kazanan ve Mayıs-Haziran itibariyle de yetişkinlerinin %75'ini aşılayan bir ülke olduğu için. Yarın ne getirir bilmiyorum. Varyantlar çıkar mı? O varyantlara karşı aşılar ne yapar ne yapmaz bilmiyorum. Ama durum bu. AstraZeneca mı? Biontech mi? Sinovac mı? Moderna mı? Bunlar hakkında bir bilgim yok. Ama bu konularda tıp alemi de çıkan her şeyi okuyorum net bir noktaya gelebilmiş değil. Neden? Çünkü aşılar doğru dürüst geliştirilemeden hemen halka uygulandı. Aman ölümlerin önünü alalım diye ve çok geniş bir denek grubuyla şu anda artık aşıların etkinliği e, deneniyor veya sınanıyor. Evet. Peki Erdoğan için çıkış var mı noktasına gelelim. Esasen bu konu şu yani Erdoğan normal yolla, yolla gider mi gitmez mi? analizimi paylaşacağım. Erdoğan bana göre normal yolla gitmez. çünkü onun için iktidardan düşmek ölmekle eşdeğer. Yani tam anlamıyla şu anda 20 yıllık iktidarında özellikle işte 94 yılından bu yana İstanbul Belediyesi ile başlayan iktidarı o zaman tatmış. Ondan önce Refah Partisi il başkanlığı var vesaire. Buna alışmış. Yani artık Erdoğan ve ailesi bununla yaşıyor. Yani yüzlerce korumayla, kalın duvarlar ardındaki saraylarda falan hatırlayın Erdoğan ilk Ankara'ya geldiğinde vekil olarak Keçiören'de bir daire tutmuş orada yaşıyordu. Ben halkın içinde yaşayacağım demişti ve meclis lojmanlarını boşaltmıştı. Ben buna karşı meclis yani Ankara'ya görev amacıyla gelen bir dönem 4 sene için gelen milletvekilleri bir lojmanda kalabilir. Çünkü 4 sene bittiğinde döner evine veya belki bir ikinci 4 sene neyse ee, buna o zaman da karşıydım, şu anda da karşıyım ama bitti gitti bu. 20 sene öncesinde kaldı, ayrı bir konu. Fakat Erdoğan hem vekil lojmanlarını boşaltmış hem de işte halkın içinde yaşıyorum diye bir daireye taşınmıştı. Şimdi ki Erdoğan'a bakın e, nereden nereye geldi. E, bir yaşam biçimi olmuş durumda Erdoğan için. Yani şu anki bu yaşam biçiminde Erdoğan'ın hayatında bir emeklilik, siyaset sonrası dönem falan yok. İşte işte ben gençlere bırakayım, işte tecrübelerimden de istifadesine istifade etsinler. Böyle bir şey yok. Dünyanın hiçbir ülkesinde barınamaz. İki, bir iktidardan düşmek Erdoğan için ölümle eşdeğer dedik. İki, dünyanın hiçbir ülkesinde de barınamaz. İktidardan düştüğünde dünyanın hiçbir ülkesinde barınamayacağını da biliyor ve bulaştığı suçlar altına attığı imzalar, bütün işte iktidarı falan her şeyi itibariyle söylüyorum. Bu konuda kendisine garanti de verilemez çünkü güvenmez. Yani dese ki Katar'a gel, dense ki Kanada'ya gel, dense ki Rusya'ya gel, dense ki işte ne bileyim Suudi Arabistan'a gel, Birleşik Arap Emirliklerine gel. Bu konuda herhangi bir garanti de kendisine verilemez çünkü güvenmez. Dediğim gibi öyle suçlara bulaştı ki sonunun Mısır'daki Hüsnü Mübarek veya Sudan'daki El Beşir gibi olacağını biliyor, düşünüyor. Böyle bir kariyer planı yapmış durumda kendisine. Ölümden herkesten çok korkuyor. İşin bir de böyle bir tarafı var. İktidardan düşmek ölüm demek haliyle hem fiziki olarak, biyolojik olarak ölümden korkmasını da buna eklediğinizde ayrı bir patolojik durumla karşı karşıya kalıyorsunuz. Böyle bir paranoyası var yani. İşin Erdoğan'a bakan yönü, yönü bu. Bir de Erdoğan'ı orada tutanlara bakan tarafı var ki son dönemde artık iyice ortaya çıktı ki Erdoğan muhakeme yeteneğini yitirmesine, promptırsız konuşamamasına, sağlık durumu işte diyelim ki en son bir katmerciye gitmiş Çengelköy'de mi bir yerde e, vatandaşlar TikTok'ta, görüntü, TikTok'ta görüntüsünü paylaşmış onu seyrettim. Ayaklarını sürüyerek yürüyen bir Erdoğan var arabasından çıktığında o dükkana girene kadar ve sonrasında. Gerçekten fiziki olarak yetersiz, e, mental olarak da sıkıntılı olduğu görülüyor. Haliyle ee, Erdoğan orada tutuluyor bir biçimde. Aman dursun, aman biz e, şey görüntü verelim, aman propagandamızı devam ettirelim e, filan gibi. E, ve dolayısıyla Erdoğan'ı oradan tutanlar da normal yollarla gitmesini istemezler. Çünkü e, Erdoğan e, normal yollarla giderse kurduğu, kurduğu yapı çöker. E, ve e, kısmen de olsa eskiden olduğu gibi hukuk demokrasi kısmen de olsa Döner. Ülkeye böyle bir şeyin dönme riski var. Dolayısıyla Erdoğan'ın normal yollarla gitmesini istemezler. Bu onu orada tutanların işine gelmez. Ee, Erdoğan kendi iktidarını nasıl tahkim ettiyse sıradışı yollarla ancak öyle devrilmelidir gibi bir algıları var. Ee, Erdoğan'ı orada tutanların ki olağanüstü koşullarda Erdoğan devrilirse gene bir olağanüstü koşul kurulur ve olağanüstü koşullarla bu Erdoğan'ın kurduğu olağanüstü hal biri o hal biri biz o hal 2 ile o hal 3 ile sürdürebiliriz. Bir de işin böyle bir tarafı var. Olağanüstü ara dönemde yine o haller, yine, e, yine e, o haller diyorum. Yine KHK'lar vesaire e, sıra dışı başka uygulamalar olacaktır. E, ve öyle bir o halde veya öyle bir e, dönemde, sıra dışı dönemde e, Erdoğan'ın kurduğu yapı, kadrolaşma lav edilir. Love edilmesi gerekir. Dolayısıyla Erdoğan'ı orada tutanlar Erdoğan'ın normal yollarla gitmesini istemezler. Tıpkı Erdoğan'ı orada tutan sıra dışı nedenler gibi sıra dışı gelişmelerle oradan gitmesini isterler ki çünkü Erdoğan'ın kurduğu yapıyı ve Erdoğan'ın kadrolaşmasını filan neyse hepsini de lav etmeleri gerekir. Bunun için de gene bir o hale ve işte bir KHK düzenine ihtiyaçları vardır. Erdoğan sonrasına hazırlananların AKP kadrolarından kurtulmak gibi bir derdi var çünkü. Dolayısıyla bir 15 Temmuz vari gerekçeye ihtiyaçları var. O açıdan üzgünüm. Burada duymak istediğiniz şeyleri söylemek için analiz yapmıyorum. Değilse Erdoğan'ın normal yollardan gitmesi, bir seçimde iktidarın devrilmesi, Eskiden olduğu gibi kusurlu da olsa demokrasinin, hukukun geri dönmesi ben de bunları yürekten isterim, isterdim. Ne yazık ki ufukta bunu göremiyorum. Kısa orta vadede mazur görün. İnşallah yanılırım. İnşallah yanılırım. Türkiye muhalefetine ilişkin bir şey söyleyeceğim. Türkiye muhalefetinin bilinçli bilinçsiz iki stratejisi var maalesef. Birincisi hemen her konuda iktidarla idrar yarıştırıyor tabir yerindeyse. İkincisi kendi tabanının gazını alıyor. E, ve belki de e, rejim, Erdoğan veya Erdoğan'ı orada tutanlar bundan dolayı da muhalefete tahammül ediyorlar ara sıra başına ağrısa da. Yani bir anlamda rejimle beraber, rejim söylemiyle beraber yürümesi ayrı bir dert ama e, iktidarla idrar yarıştırarak falan işte gene buna hizmet etmiş oluyor bir anlamda. Zararsız bir alan var, o zararsız alanda tepiniliyor. Yani Biraz evvel getirdim işte bir milletvekilinin polise çemkirmesi falan gibi filan konularda. Burada bir sıkıntı yok. Yani burada istediğiniz şeyi söyleyebilirsiniz, başınıza bir şey gelmez. İşte iktidar ve muhalefet böyle bir şeyle yürüyor. İki, Türkiye'de bir muhalif kesim var, onun da gazının alınması lazım. Bir, bir takım kanallara da ihtiyaç var, bir takım platformlara da ihtiyaç var, bir takım vekillere ihtiyaç var bu açıdan falan. Onu yapıyor. Dolayısıyla bu Erdoğan ve onu orada tutanlar açısından da önemli. Muhalefetin gazının alınması, daha doğrusu muhaliflerin gazının alınması. E muhaliflerin gazının nasıl alınır? Kontrol altındaki bir muhalefet, kontrol altındaki bir muhalif medyayla ya da işte kontrol altındaki bir sosyal medyayla, sosyal ağlarla. Diyor ve bitiriyorum. Erdoğan için çıkış var mı? Artık cevabı siz verin bu analizden sonra. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.